Evet, geldi kendisi. Merhaba hocam. Merhabalar, nasılsınız? İyi hocam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hocam birazcık bekleyelim. Hem saatimiz 10 olsun, tabii. Hem de katılımcılarımız da gelsin. Ardından canlı yayınımıza başlatalım. Şöyle sesinizi Tabii de. tabii. Hem de siz bir şeyler anlatıyordunuz o arada. Ha, evet, tekrar söyleyeyim. Hatta böyle birazcık sayımız da artıyor. Çok güzel. Ondan önce şey yapabilir miyim? Benim görüntüm biraz buğulu mu? Acaba kameramı mı silmem gerekiyor? Bir tık öyle gibi hocam. İsterseniz Evet, tamam. bir Bir kameramı silebilirsiniz sileyim bakalım. ben. Hı, tamam. Belki düzelir hocam. Tamam. Siz de buyurun devam edin. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şöyle dediğim gibi bu virüs sürecinden dolayı ne yazık ki uzay evimizde çocuklarla ya da yetişkinlerle faaliyet veremiyoruz. Hepimiz evimizdeyiz. Evimizden çalışmaya ancak devam ediyoruz. Bu süre zarfında hem yetişkinler için hem de çocuklar için farklı farklı online eğitimlerimiz var. Eğer isterseniz, katılımcılarımız isterse onlara katılabilirler. Her birinin gönderisi Uzay Evimizin sayfasında paylaşıldı. Oradan gerekli bilgiler mevcut. İsterlerse işte DM yoluyla ya da WhatsApp iletişim hattıyla bizlere ulaşabilirler. Online eğitimlerde de görmek isteriz açıkçası katılımcılarımızın hepsini. Şimdi şöyle bakıyorum, 24 kişi olmuşuz. Sayımız yavaş yavaş artıyor hocam. Birazcık daha bekleyelim, ardından başlayalım. Olur tabii ki. Nasılsınız bu arada Burada hocam? Nasılsınız? iyidir. Vallahi işte evde devam ediyoruz hayatımıza. Yani şükür ki hani iş evden yapılabilecek bir iş yapıyorum. Tabii ki dışarı çıkmak da gerekiyor ama yani Sakarlardan da belli olduğu gibi bayağı işte en son Şubat'ın sonunda bir iş seyahatine çıkmıştım. Ondan beridir evdeyim ve evden işleri yürütmeye çalışıyorum. Tabii sağlıklı olduğumuz için şükretmek lazım. Öncelikle onu Aynen. söyleyeyim. Yani evde kalabildiğimiz için de şükretmek lazım. O yüzden şikayetçi değilim yani işin açığı. Evet. Yani bir sürü aslında yapabileceğimiz şey varmış evde. Bunu keşfetmiş olduk. Bundan önce sürekli işlere, okula ya da farklı yerlere gidiyorduk. Evet. Aslında insan evde çok fazla vakit geçirmiyordu. Belki de bu süre zarfında en çok insanımızı ya da dünyadaki diğer insanları en çok yoran bu olmuştur. Ama aslında evde birazcık kalınca birçok şey yapılabileceğini de fark edebiliyor Evet. insan. Ya, o Ya kadar da sıkıntı şöyle, değilmiş evlerimiz. evet tabii benim için şöyle bir avantajı oldu bu işin. Ben zaten 15 yıldır falan home office çalışıyorum. Yani bilfiil home office'te çalışıyorum. O yüzden hani benim için çok büyük bir değişiklik olmadı aslında. Ama tabii ki seyahatlere gidiyordum. Şu geçtiğimiz yani 1,5-2 ay içerisinde belki 7-8 tane seyahate gidebilirdim. Gitmemiş oldum. Ama sağlık olsun dediğim gibi. Yani önemli olan sağlık. Yani dışarıda bir sürü insan çok zor durumdayken bizim içinde bulunduğumuz duruma şikayet etme hakkımız olmadığını düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben de katılıyorum sizlere. Evet. Şimdi saatimiz 10 olmuş. Hatta 10'u 1 geçiyor. Tamam. Katılımcılarımız da geldi. Şöyle bir yaklaşık bir 30-35 katılımcımız var. Sayımız gayet güzel. Ufaktan başlayalım. Önce ben kendimi tanıtayım sizlere ve katılımcılara. Ulubey Uzay Evi'nde astronomi eğitmenliği olarak görev alıyorum. Aynı zamanda öğrenciyim de. İstanbul Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimleri bölümünde öğrenciyim. Aslında bugünkü konu biraz da benim ilgilendiğim de bir şey. O yüzden hem bir burada yayının moderatörlüğünü hem de aslında bir katılımcı olarak, bir dinleyici olarak bulunuyorum. Birazcık kendinizi tanıtabilir misiniz hocam? Mustafa Aydın kimdir mesela? Evet. Mustafa Aydın, 1974'te Tokat'ın Zil ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise eğitimini orada gördükten sonra Ankara'ya geldim. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği. Daha sonra maalesef bir sebepten dolayı okulu bitiremedim ama işletme mezunuyum. Dış ticaret danışmanlığı yaptım. Kendime ait bir şirketim var. Evliyim. 2 tane çocuğum var. Bir tane 14 yaşında, bir tane 7 aylık. Maşallah. Evet. Bu şekilde. Astronomi siz sormadan ben söyleyeyim. Astrofotoğrafçılık tabii ki yani pek çoğumuzun çocukluk hayali. Benim ilk bana sorulduğunda ne olacaksın dendi de ilk söylediğim şey hani benim de hatırladığım küçük yaşlardan beri
astronot olacağını Gerçekten. söylerdim hep. Tabii ki sonra birazcık büyüyüp hani şey olunca, ne denir, gerçeklerin farkına varınca ülkede astronot olamayacağımı anladım. Bir başka çok sevdiğim şey, hobi, yani aslında aşık olduğum şey gökyüzüydü. Pilot olmak istiyordum. Onu da olamadık. Sonra mühendis olmaya karar verdik. Böyle bir şey gitti. Ama astronomi, gökyüzü hep içimde olan bir şeydi. O yüzden şimdi belki ilerleyen şekilde daha detaylı gireriz. Astronomi, astrofotoğrafçılık şeklinde bir yol seçtik, hobi olarak en azından. Ama belli bir seviyede de hani profesyonelce yaptığımızı söyleyebilirim. Çünkü bir takım firmalarla bağlantılarım var, marka elçiliklerim var. Kendi arkadaşlarımızla kurduğumuz, ki belki yayın ilerledikçe şey olacak, daha profesyonel şekilde de bu işi yürütmeye çalışıyorum diyelim. Çok güzel. Hocam şimdi bugünkü konumuz bizim astrofotoğrafçılıktı aslında. Bu yüzden geldiğiniz için de teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Peki Ben şimdi teşekkür ederim davet için. genelde rica ediyoruz hocam. Genelde bir şeylerden bahsederken önce işte hep ne olduğunu, nedir diye bir sorumuz vardır. Biz de Evet. ilk başta onunla başlayalım. Astrofotoğrafçılık nedir? Yani aslında çok basit, adı üstünde, astrofotoğrafçılık. Yani astronomi objelerinin, ki bu en yakından başlayalım, Ay'dan işte çok uzaklardaki yıldız kümelerine ya da galaksilere kadar gökyüzü objelerinin bir takım optik araçlar ve günümüzde dijital kameralar kullanarak görüntülenmesi, sonra bu fotoğrafların yine dijital ortamda işlenmesi diyeyim. Yani bu kelimeyi çok kullanacağım. Ya işlenmesi diyeceğim ya post proses diyeceğim. Ama Türkçe olsun diye işlenmesi diyelim. İşlenmesiyle ortaya çıkan görüntüler, yani bu hobinin adına astrofotoğrafçılık diyoruz diye tanımlayabiliriz. Tamamdır. Peki, çok genel bir soru olacak. Ama genel anlamda düşünürsek nasıl yapılır peki? Yani bir insan şu anda yayınımızı izleyen bir katılımcımız ya da diyelim ki ben nasıl yapabilirim ya da siz nasıl başladınız? Asıl bence en önemlisi bu çünkü bugün konuğumuz sizsiniz. Ne Evet. oldu da Mustafa Bey'in aklına birden gökyüzünü fotoğraflamak geldi ve bu işe başladı? Bu birden gelmiyor. Belli bir aşamayla geliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi astrofotoğrafçılık kendi içerisinde dallara ayrılan bir hobi. Dolayısıyla hani ben ne yapıyorum, öyle anlatmaya çalışayım. Tam kafamda kuramadım sorunuza nasıl cevap vereceğimi. Şimdi şöyle başlanıyor bu işe. Astronomiye meraklı oluyorsunuz. İşte çıplak gözle ya da bir dürbünle ya da bir teleskopla gözlem yapıyorsunuz. Bir yerde artık diyorsunuz ki kendi kendinize, yani tamam, bu iyi güzel. Siz de astronomi okuduğunuz için biliyorsunuz. Teleskop ya da dürbün ya da çıplak gözle gözlem bir yere kadar sizi Evet. tatmin edebiliyor. Çünkü belki çoğu izleyicimizin tecrübesi yoktur bu konuda. İşte teleskopun göz merceğinden baktıklarında bizim çektiğimize yakın fotoğraflar göreceklerini düşünüyorlar. Evet. Ama tabii ki maalesef hani kazın ayağı öyle değil. Çok daha farklı şekilde görüyorsunuz. Tabii ki o da çok keyifli. Benim de başladığım yer orasıydı zaten. Bir noktadan sonra fotoğraf çekmek isteğini duyuyorsunuz. Bu şöyle bir şey değil. Ya nasıl olsa internette ya da Hubble'ın çektiği, işte diğer teleskopların çektiği inanılmaz güzel fotoğraflar var. İnterneti aç bak kardeşim, yani orada var zaten. Niye sen de çekiyorsun? Değil. Hani bugünlerde yeni bir şey kullanılıyor, terim. Hani şey değil de, gittiğiniz yer değil de, yolun kendisi. Evet. Hani seyahatin kendisi diye.
İşte astral fotoğrafçılık da öyle bir şey. Yani o kadar meşakkatli ve o kadar farklı dallarda iş yapıyorsunuz ki o fotoğrafı elde edene kadar. O fotoğraf tabii ki ortaya çıkan fotoğraf da önemli ama o fotoğrafı elde ederken gittiğiniz yol da çok önemli. Evet. Ben nasıl başladım? Dediğim gibi benim şu an 14 yaşında bir kızım var. İşte 5-6 yaşlarındayken yani onu da birazcık şey yapmak için ne denir? Özendirmek için bir tane küçük bir teleskop aldım. Onun işte balkondan ya da gittiğimiz yerlerden işte doğayı da severiz biz kampa falan da Ha, gidiyorduk. çok güzel. İşte gökyüzünü anlatıp işte teleskopla da olabildiğince bir şeyler göstermeye çalışıyorduk. Sonra bir başka teleskop daha aldım. Sonra bir 2 yıl boyunca her gün akşam havanın müsaade ettiği her gün akşam gözlem yaptım. Her gün. Bu tabii ki hem gökyüzünü çok iyi öğrenmeye başlıyorsunuz. Kafanıza başka sorular geliyor. Onu araştırıyorsunuz. Bir tane defterim vardı. Her gün bir takım yıldızı çalışıp o takım yıldızı çizip o takım yıldızında bulunan derin uzay objeleri. Vay. Sonra gidip teleskopla işte mümkün olabildiğince o objeleri yakalamak. Ama yetmiyor dediğim gibi. Bir yerden sonra çekmeye karar veriyorsunuz. Orada da şöyle bir yol izlemek gerekiyor. Hep bize başlamak istiyoruz. Yani çok spesifik olarak ben derin uzay astrofotoğrafçılığı yapmak istiyorum. Kendimi bu işe adayacağım demiyorsa birisi. Hocam ben astrofotoğrafçılığa başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı da bilemiyorum diyorsa bir kişi hep söylediğim şey şu. Bir tane tripod alıyorsunuz. Bir tane DSLR ya da aynasız kamera alıyorsunuz. Bir tane geniş açı lens alıyorsunuz ki makineyle beraber gelen kit lens bile olabilir. Samanyolu vesaire astrofotoğrafçılığıyla başlıyorsunuz. Buradan başlamanın sebebi şu. Astrofotoğrafçılık çok fazla ekipman gerektiren bir hobi. Evet. Ve bu ekipmanlar da ucuz şeyler değil. Maalesef. Sadece para da gerektirmiyor. Paranın yanında sabır, bilgi de gerektiriyor. Hem fotoğrafçılık, hem kampçılık, hem optik, hem elektronik, hem bilgisayar kullanımı, hem astronomi, multidisiplin bir iş. Dolayısıyla siz eğer ki çok adanmış olarak ben astrofotoğrafçılığı, derin uzay astrofotoğrafçılığı yapacağım demiyorsanız, bu kadar her şeye alıp, bu kadar her şeye kafa yorup, sonra bakıp şunu diyebilirsiniz. Bu iş benlik bir iş değilmiş. Hem zaman hem para kaybı. O yüzden küçük bir yerden başlamak en mantıklısı. Hep bunu söylüyorum. Geniş açı astrofotoğrafçılığa başlayabilirsiniz. Sonra oradan ilerleyebilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Geniş açı astrofotoğrafçılığıyla başladım. Ama bir yandan hep aklım derin uzay, derin uzaydı. Bir kundak, bir teleskop dahi sahip olmadan çektiğim birkaç tane çekilebilecek objeleri, derin uzay objelerini de çekmiştim vardı. Normal bir tripod üzerinde takip olmadan. Sonrasında zaten ufak ufak ilerlemeye devam ettim. Ben şunu çok seviyorum. Şimdi astrofotoğrafçıda başlayan arkadaşlar hep şey yapıyorlar. Şimdi bir makine alıyor. Hemen bir tane full frame makine almalıyım. Hemen işte şunu almalıyım. Hayır arkadaşlar. Önce elinizdeki makinenin suyunu çıkartmanız lazım. Evet. Çünkü yani giriş seviyesi bir makine almış olsanız dahi yapabileceklerin ile şaşkınlıktan yani şaşırıp kalırsınız. Giriş seviyesi bir makineyle bile. Evet. Dolayısıyla öncelikle var ise elinizdeki ekipmanlar biraz önce söyledim. Elinizdeki kit lensle bile yapılabilir. Ki ben de kit lensle başladım. Önce elinizdeki ekipmanın suyunu çıkartmak, onu kullanmayı öğrenmek, işin inceliklerini, işin tekniğini öğrenmek gerekiyor. Bu öğrenme hiçbir şekilde bitmiyor. Her gün, bugün mesela biraz önce belki yayını izliyordur İzmir'den Ceyhan abi, selam olsun onu eğer izliyorsa. Geçenlerde bir şey sormuştu. Ben de ya bilmiyorum Ceyhan abi bakmam lazım dedim. Biraz önce yayından önce ona bakıp Ceyhan abiye de sorusunu cevapladım. Sürekli bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Yani hakikaten öğrenmenin, evet Ceyhan abi de izliyormuş, selam verdi. Öğrenmenin sonu yok bu işte. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasınız. Her gün kendinizi geliştirmek zorundasınız.
Bayağı uzun ve kapsamlı cevap verdim ama herhalde istediğiniz gibi olmuştur. Evet. Seyircilerimiz de beğenmiştir cevabı. Teşekkür ederiz. Bu arada istekler vardı şey, yayını kaydedebilir misiniz diye. Yayın bittikten sonra tabii tekrardan kaydedilmiş o şekilde sayfamızda paylaşacağız. Birkaç Tamam. tane soru geldi. Ben onları not aldım. Onu ilerleyen dakikalarda sorarım sizlere. Ama burada madem kamera dedik aslında evet, bu işi yapabilmemiz için en önemli şeylerden bir tanesi kaydedebilmemiz. Evet. Astronomide de çok önemli. Yani evet gözümüzle görebiliyoruz, teleskoplarımızla görebiliyoruz ama bir kayıt altına almak hem kıyaslamak için hem de gördüğümüz şeyi daha iyi yorumlayabilmemiz için bizim için önemli. Diyelim ki elimizde hiçbir kamera yok ve bir miktar da paramız var diyelim, düşünelim. Nasıl bir kamera almalıyız? Yani gidip şu anda X bir firmanın başlangıç seviyesi bir makine mi? İşte bazı işte aynasız kameralar var. Böyle bir şey mi almalıyız? Yoksa işte gidip bir fotoğrafçıya ya benim için en iyisini ver mi dememiz lazım? Ne yapmamız lazım? Şimdi biz bu soru bana günde işte WhatsApp'tan olsun, Instagram'dan olsun, Facebook'tan yani bulunduğum sosyal medya ortamlarında ya da bir şekilde eşin dostun referans vermesiyle çok sorulan bir soru. Şimdi biz bu sorunun kesin bir cevabı yok tabii ki. Öncelikle bütçe çok önemli. Çünkü gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani bugün bir DSLR yani dijital SLR makine ya da aynasız bir makine birkaç bin liradan başlayıp çıplak body olarak söylüyorum. Birkaç bin liradan başlayıp birkaç on bin liraya kadar gidiyor. Evet. Şimdi siz bunun neresindesiniz? Yani tabii ki herkesin imkanları farklı. Ama bu şu demek değil. Yani sizin alacağınız makine illa birkaç on bin lira mertebesinde bir makine olmak zorunda değil. Birkaç bin liralık makineyle ki ben de mesela Nikon'un D5300 model marka kamerasını kullanıyorum. Derin uzay için de geniş açı için de aynı kamerayı kullanıyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim? Hani bazı arkadaşlarımız "Aa hocam oldu mu ya? Size hiç yakıştı mı o makine?" diyor. "İşte sizin bir full frame makine almanız lazım artık." diyorlar. Yani ben full frame makineyi kasten almıyorum aslına bakarsanız. Ha, geniş açı için alınabilir tabii ki ama derin uzay için kasten almıyorum. Şimdi biz astrofotoğrafçılık için makine alırken makinenin bazı özelliklerine bakıyoruz. Bununla ilgili daha önce de aslında biz de yayınlar yaptık. Hatta bizim Ankara Astronomi Topluluğu'nun web sitesi olan astronomidefteri.com'da bununla ilgili Murat Sana'nın yazdığı bir makale de var. Oradan okuyabilirler. Ama temelde birkaç şeye bakıyoruz makineyle ilgili. Ben hatta şuradan kendi makinemi de çıkarayım. Dediğim gibi yani reklam yapmıyorum. Yukarı görebilseydiniz orada görecektiniz. Başka marka makineler de kullandım bugüne kadar. Hep yani şöyle Nikon ve Canon arasında böyle ezeli bir rekabet vardır. İşte şimdilerde Evet. yakın artık Sony Fuji de katıldı bu rekabete. Amaca göre makine alınır. Ben de bu makineyi amacıma uygun olduğu için satın aldım. Şimdi öncelikle biz en basit yerden başlayalım. Bakın şurada bu kameranın ekranı açılabiliyor, dönebiliyor etrafında. Bu mesela aradığımız özelliklerden bir tanesi. Neden? Çünkü biz bunu teleskopun arkasına ya da lensle kundağın üzerine çok farklı konumlarda koyabiliyoruz. Mesela böyle bir konumda duruyor. Şimdi bu eğer ki ekran sabit olsaydı her seferinde bunun altına girip bakmanız gerekecekti. Evet. Ama bu ekran sabit olmadığı için bu makine böyle dururken ekran böyle durabilir. Siz rahatça bakabilirsiniz. Bu mesela baktığımız özelliklerden bir tanesi. İkincisi, şimdi bizim için yani eğer makineyi astrofotoğrafçılık için alıyorsanız makinenin üzerindeki düğmelerin, efendim makinenin kalıbının şeyinin hiçbir önemi yok. Bizim için en önemli parametre
parçası makinenin sensörü. Sensör boyutlarına göre ayrılıyor. İşte crop sensör dediğimiz, ki bu öyle bir makine. Ya da full frame dediğimiz makine daha büyük sensöre sahip. Bu amaca göre değişiyor. Ben mesela crop sensörlü bir makine kullanıyorum. Neden? 1,5x crop faktöre sahip. Benim odak uzaklığımı 1,5 kat artırıyor. Dolayısıyla bu benim istediğim bir şey. Ama mesela geniş açı astrofotoğrafçılık daha yoğun olarak yapıyorsanız full frame bir makine tercih edebilirsiniz. Bunun ötesinde makineden bizim istediğimiz, dediğim gibi, sensörünün kuantum etkinliği dediğimiz bir özelliğine bakıyoruz. Kabaca şu demek kuantum etkinliği. Fotoğraf makinesini burada normalde lens takılı. Lensten objeden gelen fotonlar geçiyor. Sensörün üzerine düşüyor. Sensör o fotonları elektrona çeviriyor. Gelen foton sayısının çevrilen elektron sayısına oranı bize kuantum etkinliğini veriyor. Yani şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 100 tane foton geliyor. 50 tanesini 50 tane elektron yapıyorsun. Nedir? %50 kuantum etkinliği var. Yani bir sensör gelen fotonu ne kadar etkili bir şekilde elektrona dönüştürüyorsa, ne kadar o fotonları o kadar etkin kullanıyor demektir. Biz de çok zaten zayıf olan ışığa sahip objelerin fotoğrafını çektiğimiz için, dolayısıyla kuantum etkinliği yüksek bir kamera arıyoruz. Cepte. Bununla ilgili web siteleri var. Özellikle DxO Mark diye bir web sitesi var. Burada çok detaylı olarak bir makinelerin sensörlerine dair bilgiler bulunabilir. Sonra bir başka baktığımız özellik, bu makineler tabii ki elektronik cihazlar. Dolayısıyla ve mesela 3 dakikalık, 5 dakikalık pozlama yapıyorsunuz. Ne oluyor? Gelen fotonlar elektron oluşturuyor. Ve oluşan elektronlar sonra makinenin içerisinde sayılıyor ve dijital görüntüye dönüştürülüyor, oluşuyor. Bu okuma esnasında, buna okuma diyoruz biz. Bu okuma esnasında her zaman tam olarak doğru okuyamıyor. Bundan dolayı bir gürültü oluşuyor. Bunun adına da readout noise diyoruz. Yani okumanın gürültüsü diyoruz. Bu makineyle aldığınız bir sabit değer. Yani siz gidip daha düşük readout noise'i olan bir makineyi tercih edebilirsiniz. Kuantum etkinliğine bakacağız. Readout noise'e bakacağız. Kamerasının ekranının dönebilir olup olmadığına bakacağız. İşlemci gücüne ve hızına bakacağız. Çünkü artık cep telefonlarımız da öyle. Kullandığımız her tür ekipmanın, elektronik cihazın içerisinde bir işlemci var. Aslında bu fotoğraf makineleri sensörüyle birlikte bir görüntü işleyicisi. Yani siz deklanşöre bastığınızda sadece görüntüyü almıyorsunuz. Görüntüyü alıyorsunuz sensörle. Sensörden aldıktan sonra o görüntü bu makinenin içerisinde işleniyor. Dolayısıyla bu işleme hızının da mümkün olduğunca yüksek olması lazım ve etkin olması lazım. Dolayısıyla hızlı ve güçlü işlemcisi olan makineler tercih ediyoruz. Ama bugün, yani gittiniz, bugün piyasada olan makinelerden birini tercih ettiğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı, yani en giriş seviyesi makine de dahi de alsanız, tabii ki DSLR ya da aynasız bir tam manuel modda kullanabileceğiniz makineden bahsediyorum. Kompakt makinelerden bahsetmiyorum. Yani İşte lensi değişmeyen otomatik, ki onlarla bile çekmek mümkün aslında bakarsanız bir yere kadar. Ama daha, hani ben birazcık daha profesyonel ilerlemek istiyorum diyorsanız böyle bir cihaz almanız gerekiyor. Alacağınız herhangi bir cihaz da markadan bağımsız olarak belli bir yere kadar işinizi görecektir. Ama diyorsanız ki ben bu işte birazcık daha profesyonel olmak istiyorum, o zaman bu biraz önce saydığım parametreleri birazcık göz gezdirmek, bunları öğrenmek, makineyi alırken de makineyi buna göre değerlendirmek gerekir. Tamamdır. Bir sorumuz var hocam.
Aslında birazcık bir tık özel bir soru. Şöyle demiş bir katılımcımız. Demiş ki, abi ben astrofotoğrafçılığa başlamak istiyorum. Almak istediğim ekipmanlar ise Canon EOS 600D, Star Tracker ve 51 mm Petzl teleskop. Bunlarla başlamayı düşünüyorum. Sizin de fikrinizi alabilir miyim deyip bir özel bir soru olmuş. Şöyle isterseniz bir yanıtlamak isterseniz bir kısa bir yanıt alabilir miyiz bunun için? Tabii olur. Yani bu ekipmanlarla olur. Biraz önce söyledim. Canon 600D. Şimdi o makineyi tanımıyorum. Bakmak lazım özelliklerine. Bu kuantum Ama üç etkiliğine aşağı. Ama evet. bakmak Ama bir üç de. aşağı beş yukarı. Dediğim gibi. Yani bugün Canon, Nikon, Sony, Fuji bu markalardan aynasız ya da DSLR bir makine aldığınız takdirde 3 aşağı 5 yukarı sonuç alabileceğiniz makinelerdir. O yüzden Canon EOS 600D dediğim gibi tanımadığım bir makine ama insanların kullandığını görüyorum. Star Tracker'ın birkaç çeşidi var. Yani marka ve model var. 51 mm teleskop olabilir ama bu teleskopun bazı özelliklerini bilmek gerekir. Teleskopu bilmediğim için kesin yanıt veremiyorum. İşte apokromatik midir, ED midir, hani kaplama özelliklerini bilmek lazım. Odak uzaklığını bilmek lazım. Star Tracker'ı alırken taşıma kapasitesine ve bu alacağınız teleskopun, teleskopun ve kameranın ağırlığını taşıyabilecek bir Star Tracker almanız gerekir. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bunlarla başlayabilirsiniz tabii ki. Ben de ilk başladığım yer öyle bir noktaydı. Bu biraz önce gösterdiğim Nikon D5300 kamera, Samyang 135 mm lens ve bir de Skywatcher Star Adventure Tracker'dı. Emin olun bu setle çekebileceğiniz objenin sayısı yok. Çok geniş geniş alan çalışıyorsunuz. Yani bayağı geniş bir görüş alanınız oluyor. Çekebileceğiniz objenin sayısı yok. Yani sadece Kuzey Yarımküre'de, bizim bulunduğumuz coğrafyada. O yüzden yani ben mesela bu ekipmanı teleskopa geçtikten sonra bile değiştirmedim. Lensim hala duruyor ki arada bir geri dönüp o geniş alanda da bir şeyler çekebilmek için. Dediğim gibi sayısı yok yani. Teşekkür ederiz. Peki Rica şimdi ederim. hocam diyelim ki az önce söylediğiniz gibi özelliklere dikkat ettik. Bütçemize göre bir fotoğraf makinesi aldık. Şimdi bir şeyler bilmemiz gerekiyor en önemlisi. Yani fotoğraf makinesi kendi kendine çekmiyor sonuç olarak. Ne kadar Evet. sizin dediğiniz gibi aslında gidip de 10 bin liralık sadece body'ye 10 bin lira yani makinenin sadece kendisine önünde bir objektifini saymazsak makinenin kendisine 10 bin lira verdik. Haydi şimdi bizde çok güzel bir Andromeda fotoğrafı çek dediğimizde çekmeyecek. Ve bu fotoğrafı çekerken mesela atıyorum bir Andromeda galaksisinin bir fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Nasıl teknikler kullanmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Yani fotoğraf makinesinde otomatik moddan çıkmamız gerekiyor ama neyi ayarlamamız gerekiyor? Aslında bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Evet, şimdi bırakın Andromeda'yı, yani herkesin kolay ve basit olduğunu düşündüğü işte böyle manzaralı Samanyolu fotoğrafları çekerken bile bir sürü şey bilmek gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 45 yaşındayım, 45 yıldır da fotoğrafçılığın içindeyim. Rahmetli babam fotoğrafçıydı. Yani bir fotoğrafçı ailenin içerisinde büyüdüm. Şu an ailemizde üçüncü nesil fotoğrafçılar devam ediyor. Aa, çok güzel. Ben hiçbir zaman profesyonel iş olarak yapmadım fotoğrafçılığı bu arada. Ama hep hobi olarak yaptım. Şimdi öncelikle yani astrofotoğrafçılıktan önce normal fotoğrafçılığı bir anlamak gerekiyor. Yani bunu artık günümüzde işte bir kursa gitmeden insanların yapması mümkün. Çünkü internet derya gibi. Evet. Yani astrofotoğrafçılık özelinde belki Türkçe kaynak bulmak zor ama genel fotoğrafçılıkla ilgili her türlü kaynağı bulabilirler. Yani şimdi fotoğrafçılık kelime anlamıyla gidelim. Foto ışık demek. Graf çizgi. Yani ışıkla çizgi çizmek. Yani resim yapmak demek. Dolayısıyla önce bir ışığı, kamerayı anlamak gerekiyor. Kameranın
Bizim elimizde 3 tane değişken var. Bu değişkenleri anlamak, bu değişkenlerin birbirine göre değişimlerini anlamak gerekiyor. Makinemizi anlamak gerekiyor. Biraz önce işte anlattığım özelliklerini bilmemiz gerekiyor makinemizin. Hangi değerlerde nasıl davranacağını bilmemiz gerekiyor. Ne kadar pozlama yaparsak nasıl sonuçlar alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Fotoğrafçılığı, makineyi, tabii ki astronomiyi belli bir ölçüde bilmek gerekiyor. Dediğim gibi bırakın işte bir Andromeda galaksisi çekmeyi, Samanyolu açık geniş alan bir fotoğraf çekerken bile bunları bilmek gerekiyor. Ama sizin sorunuzun özelinde gidecek olursak Andromeda galaksisi öncelikle şunu bilmek gerekiyor. Yıl içerisinde gökyüzü değişiyor. Mesela şimdi bu mevsimde Andromeda galaksisi çekmek isterseniz gecede 2 saat 2 saat bile pozlayamazsınız. 3 civarı doğuyor. Hatta 1 saat bile pozlayamazsınız mesela bu mevsimde. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Hangi mevsimde hangi objeyi çekebilirim? Bunun için yardımcı olarak kullanabileceğiniz tabii ki yazılımlar var. En iyilerinden bir tanesi de Stellarium. Evet. Astronomiden birazcık meraklı olan herkesin bilgisayarında olan bir program artık. Yani o kadar güzel bir program ki dünyanın istediğiniz bir noktasına, istediğiniz saate, istediğiniz tarihe sanal olarak gidip gökyüzünü nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Zaten astrofotoğrafçılıkta planlama çok önemlidir. Yani fotoğrafın çekimi ve işlenmesine %50 diyelim, %50'si planlamadır. Çok önemli. Önce buradan planlama yapmak gerekiyor. Sonra işte bir makineye sahip olmanız lazım. Andromeda galaksisi biraz önce söyledim 135 mm, 100 mm odak uzaklığına sahip bir lensle bile çekilebilecek büyüklükte bir obje. Eğer ki yeterince parlak olsaydı gökyüzünde 6 tane dolunay genişliğinde görebileceğimiz bir objeydi. Dolayısıyla bunu da hemen burada parantez açarak söylemek istiyorum. Hani şöyle bir kanı var. İşte ben 135 mm çektiğim fotoğraflar, ama 135 mm ile Nikon D5300'de fotoğraf mı çekilir? Hocam şöyle kocaman bir lens alsanıza diyorlar kimi arkadaşlar. Ya da işte kocaman bir teleskop. Şimdi uzay deyince her şey böyle mini minnacık değil. Bunu bir anlamak lazım öncelikle. Kimi objeler var dediğim gibi mesela Andromeda galaksi 6 tane dolunayı yan yana koyun o kadar büyük aslında. Göremiyoruz çünkü çok sönük çok uzak. Mesela North America Nebulası yani Kuzey Amerika Nebulası'na 7 tane dolunay kadar büyük bir obje. Göremiyoruz çünkü çok sönük. Bunu da parantez içerisinde belirtmiş olayım. Yani böyle bir yanlış kanı var. Çok fazla büyütme faktörlerine sahip olmanız gerekmiyor. Derin uzay astrofotoğrafçılığı yapabilmek için 100 milimetre, 135 milimetre ile de gerçekten izleyenler yayından sonra girip baksınlar benim galerimde aşağılara doğru bir Andromeda fotoğrafı var. 135 milimetre ile çektiğim bir Andromeda fotoğrafıdır. İnanılmaz işler yapabiliyorsunuz. O kadar geniş alan görerek de. Dediğim gibi işte bir makineye ihtiyacınız var. Lense ya da teleskopa ihtiyacınız var. Bir de yıldız takip etme sistemine ihtiyacınız var. Bizim için astrofotoğrafçılıkta biraz önce dedim fotoğrafçılığı bilmek gerekiyor. Pozlama süresi, odak oranı ya da işte açıklık dediğimiz değer ve ISO gibi 3 tane değişken var elimizde. Biz pozlama süresini olabildiğince açık fazla tutmak istiyoruz. Bunun nedeni şu. Mümkün olduğunca çok foton toplamak. Mümkün ol 3 tane dediğim gibi değişken var. Bir ISO. ISO gerçek bir değişken değil. Dijital kameralarda. Sadece gelen ışığı, daha doğrusu sensörden gelen datayı amplifiye etmektir ISO. Onun dışında kalıyor 2 tane değişken. Bir tanesi açıklık. Yani teleskopunuzun çapı ya da lensinizin çapının odak uzaklığını bölümü. Bu da teleskopu
ya da lensi alıp makinenize taktığınızda artık bir sabit olmaktan çıkıyor. Geriye ne kalıyor? Tek değişken aslında pozlama süresi. Pozlama süresi de bize takip cihazımızın izin verdiği miktarda uzun kullanabiliyoruz. Nedir bu takip cihazı? Takip cihazı biliyoruz ki aslında biz dünyamız hareket ediyor. Ama zannediyoruz ki yıldızlar hareket ediyor. Yıldızlar doğuyor, batıyor. Aslında gökyüzünde gördüğümüz her obje kutup yıldızı da dahil olmak üzere celestial pole dediğimiz bir nokta etrafında dönüyorlar. Aslında o nokta dünyamızın kuzey-güney ekseninin tam baktığı nokta. Biz cihazımızı buraya hizalıyoruz ve cihazımız tek bir eksende dönerek bu dönmeyi simüle ediyor. Aynı hızda ve ters yönde dönerek yıldızları takip etmiş oluyor. Şöyle düşünün. Şimdi bir yolun kenarındasınız. Elinizde bir fotoğraf makinesi var ve yoldan çok hızlı araba geçiyor. Fotoğraf makinesini tutuyorsunuz. Araba geçerken deklanşöre basıyorsunuz, fotoğrafını çekiyorsunuz. Ne olacak? Arabayı bir şey olarak göreceksiniz, çizgi olarak göreceksiniz. Ama araba geçerken şu şekilde arabayı takip edecek olursam fotoğraf çekme esnasında arabayı o zaman bir çizgi halinde değil, arabayı araba olarak göreceğim. Net bir şekilde. İşte evet, Star Tracker'ın yaptığı kabaca bu. Biz bu ekipmanları tabii ki bunu bilgisayar destekli olarak çekim yapabilirsiniz ya da sadece makineyi kullanarak da çekim yapabilirsiniz. Kabaca 3 tane şeye ihtiyacınız var. İşte bir optik sistem ki bu bir lens olabilir, bir teleskop olabilir. Bir kamera, bir de takip etme cihazı. Bunun yanında bir sürü aksesuar çeşitlendirilebilir. Biz mesela çok farklı kundaklar, o kundağı işte bilgisayardan kontrol edebileceğimiz yazılımlar, kablolar, kundağımızın takip etmesini desteklemek için kılavuz sistemleri ki AutoGuide diyoruz. Bunun için küçük ayrı bir teleskop, ayrı bir kamera, bunu çalıştırabileceğimiz yazılımlar kullanarak pozlama süremizi mümkün olduğunca çok artırmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için asıl olan, yani şöyle düşünün, yağmur yağacak, siz de suyunuz yok, bir kaba su toplamak istiyorsunuz. Evet. O kabın çapı ne kadar su toplayacağınızı gösterir aslında size. Aynen öyle, doğru. Ama siz bu şeyi aldınız, kabı aldınız, artık o kabın çapı sabit. Şimdi yağmur ilk başladığında çiseleme şeklinde yağarken mi koyacaksınız? Yağmur güçlü yağarken mi koyacaksınız? Ya da ne kadar süre koyacaksınız? İşte bu da pozlama süresi. Ne kadar süre Bayağı yağmurun süre altında taşıyacak gibi. tutacaksınız? Ya da evet, ya da yağmur ne kadar yağacak? Ne kadar süre yağacak? Siz ne zaman çekeceksiniz taşmadan? Evet. Bunların hepsi zamanla ve tecrübeyle öğrenilecek şeyler oluyor. Diyeyim. Yine uzun bir cevap verdim sorunuza. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Aslında burada temelde kullandığımız o önemli parametreleri de aslında açıklamış olduk. Peki, güzel. Pozlamamızı bir şekilde ayarladık, yaptık. ISO'muzu ona göre ayarladık. İşte açıklığımızı belirledik. Her şeyimizi hallettik. Peki biz bir tane mi fotoğraf çekiyoruz? Yani sizin mesela Instagram hesabınızda bir sürü fotoğraf var. Gökyüzü fotoğrafı. Altlarında tabii ki bilgiler var. Katılımcılar baktıklarında göreceklerdir aslında. Kaç tane çekildiği de yazıyor birçoğunda orada. Bir tane mi çekiyorsunuz? Yoksa bundan mesela 10 tane çekip bir şeyler mi yapıyorsunuz? Yani asıl oturduktan sonra o aletlerin başına ne kadar fotoğraf çekmemiz gerekiyor? Bu aslında önemli bir parametre. Ve Evet. saniyeyi nasıl hesaplıyorsunuz aslında? Mesela bir yıldız fotoğraflamak istiyorsunuz diyelim ya da bir yıldız kümesi fotoğraflamak istiyorsunuz. Orada pozlayacağınız süreyle işte bir galaksiyi fotoğraflarken kullandığınız süre aynı mı mesela? Evet. Aynı değil. Şöyle, yani pozlama süresinin öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi biz
biraz önce izah ettim. Dediğim gibi üç tane değişkenimiz var. Birinci değişkenimiz açıklık ki makinemizin önüne teleskopu ya da lens taktığımızda bu bir değişken olmaktan çıkıyor artık. ISO cepte bir de pozlama süresi. Pozlama süresine tabii ki objeye göre karar veriyoruz. Takibimize göre karar veriyoruz. Takibimizin kalitesine göre karar veriyoruz. Yani diyelim ki mesela aldığınız kundağın üzerine kundağınızın taşıma kapasitesi 10 kilo. Siz de tam 10 kiloluk bir yük yüklediniz kundağa. Bu kundak çok şey çalışmayacaktır. Hani fonksiyonel çalışmayacaktır. Birazcık daha altında bir yük yüklemeniz gerekir. Bunu bilerek işte atıyorum siz dersiniz ki bu durumda benim kundağım bir dakikadan fazla hatasız takip etmez. Ya da işte atıyorum o gün rüzgar vardır. Rüzgar kundağınızı etkiliyordur. Takibinizi bozuyordur. Ya da işte başka sebeplerden ya da polar alignment'ı yani polarize yaptığınız hizalamayı düzgün yapamamışsınızdır. Farklı sebeplerden dolayı siz ekipmanınızı tanıyıp o ekipmanla ne kadar pozlama yapabileceğinizi kestirmeniz, bilmeniz gerekir. Objeye gelince tabii ki objeden objeye göre değişiyor. Mesela kimi objeler var? Mesela bir tanesi Orion bulutsusu. Bir tanesi Andromeda galaksisi. Bunların merkezleri çok parlak ve çok kısa pozlamalarla bile bu tırnak içinde tabiri caizse işte Andromeda galaksinin göbeği patlıyor ya da Orion bulutsusunun göbeği patlıyor. Biz bunun için mesela fotoğrafçılığa aşina olanlar yani artık cep telefonlarında bile var. HDR aslında High Dynamic Range'in kısaltılmışıdır. HDR fotoğraf çekiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte o merkez patlayan merkez için 15 saniyelik atıyorum bir pozlama yapıyoruz. Birazcık daha normal detaylar için 30 saniyelik yapıyoruz. Birazcık daha sönük detaylar için atıyorum 1 dakikalık bir pozlama yapıyoruz. Sonra bunları HDR tekniğiyle birleştiriyoruz. Mesela aynı şekilde Orion Nebulası için de yapılabilir bu. Dolayısıyla aslında çektiğiniz objenin Kadir cinsinden parlaklığını ve ne kadar pozlama yaparsanız ne olacağını bilmeniz gerekiyor. Bu da zamanla ve tecrübeyle öğrenilen bir şey. Yani Andromeda galaksisini 5 dakikalık pozlarla çekmek çok da makul değil aslında. Çekiyorsanız bile yani 5 dakikalık pozlarla çekiyor olabilirsiniz en dıştaki en sönük dallarını almak için. Ama merkezi içinde daha kısa pozlamalar çekmeniz lazım. Atıyorum çok uzakta çok sönük bir galaksiyi çekiyorsanız o zaman ona göre pozlama yapmanız gerekir. Tabii bu noktada pozlamayla birlikte teleskopunuzun biraz önce bahsettiğimiz açıklığı yani f oranı da ortaya çıkıyor. Biz F oranı küçük olan teleskoplara ya da lenslere hızlı optik sistemler diyoruz. Daha yüksek olanlara yavaş optik sistemler diyoruz. Mesela odak oranı F10 olan bir teleskopla derin uzay objesi çekmeye çalışıyorsanız birazcık debelenmeniz gerekir. Neden? Çünkü pozlama sürenizi çok artırmanız gerekecek. Çünkü yeterince ışığı toplamak isteyeceksiniz gibi. Son olarak da bu sorunuzda bir tane çekmiyoruz tabii ki. Bizim için önemli olan astrofotoğrafçılıkta herkesin ağzında bir laf vardır. SNR, SNR rate, ya da sinyal gürültü oranı. Sinyal gürültü oranını artırmak için biz uzun pozlamalar yapıyoruz. Sonrasında da bu yaptığımız uzun pozlamaları bir araya getiriyoruz ki hem görüntümüzde istemediğimiz etki olan gürültüyü azaltabilelim hem de aslında çok sönük olan objenin detaylarını artırabilelim. Bunun adına istifleme diyoruz. Aynı objeyi bütün gece boyunca çekiyoruz. Hatta 2-3 gece, 4 gece, 5 gece boyunca
çekiyoruz. Sonra o çektiklerimizi bir araya getiriyoruz. Tabii ki şunu da belirtmek lazım. Bu çekim esnasında ya da sonrasında çektiğimiz kalibrasyon kareleri dediğimiz başka kareler var. Biraz önce anlattım. Sensöre foton 5 dakika boyunca pozluyorsunuz objeyi. Sensörü sürekli foton çarpıyor. Onlar elektrona dönüşüyor. Onlar sensörde işte okutuluyor vesaire. Burada bir ısınma oluyor. Bu ısınmadan kaynaklı gürültü meydana geliyor. Bu gürültüyü elden çıkartmak için dark dediğimiz kalibrasyon kareleri çekiyoruz. Biraz önce söyledim, makinenin kendi içerisindeki elektronik sistemlerin oluşturduğu bir gürültü var. Bu gürültüyü ortadan kaldırmak için bias kareler çekiyoruz. Optik yolumuzdan kaynaklanan, optik yolumuzdaki toz, kir, pislik ya da makinemizdeki sensörün dışına doğru kalan bölgelerdeki vinyeti ortadan kaldırmak için flat çekiyoruz, dark flat çekiyoruz. Sonra bu kalibrasyon kareleriyle normal objeyi çektiğimiz karelerin hepsini bir takım programlarda istifliyoruz. İstiflediğimizde tabii ki işlem bitmiyor. Belki bir sonraki sorunun şeyi de o olabilir. O yüzden burada bırakayım. Aslında şunu da sormak istiyorum. Hangi programları kullanıyorsunuz? Var mı bunlar için mesela illaki birden fazla belki program vardır. Yani şu program şu iş için iyi, şu programı şunun için kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum şu programla işte 10 saniye 25 poz girip çekebilirsiniz. Siz hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Bilgisayardan sadece komutları vererek yapabilirsiniz diyebileceğiniz programlar var mı hocam? Var, var tabii. Bir sürü program var. Bu da tabii her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Yoğurt yiyişe ya da ekipmanınıza göre programlar değişiyor. Şimdi mesela öncelikle teleskopumuzu bilgisayardan kumanda etmek için kullandığımız bu tabii ki kundağımızın sürücüleriyle birlikte gelen EQ Mod ya da ASCOM dediğimiz bir platformu kullanıyoruz. Bu bir. İki, çekim yapmak için mesela ben Nikon makine kullandığım için Nikon Backyard adında işte biraz önce dediğiniz gibi makineye şu kadar kareyi şu kadar poz süresiyle şu kadar ISO ile çek şu kadar tane çek diyebileceğim, komut verebileceğim. Ve onun dışında tabii başka bir takım işlemleri de yapabildiğim, netliği yapabildiğim ya da deiter dediğimiz fonksiyonu kullanabildiğim, eğer bir netleyici, otomatik netleyicim olsaydı onu kullanabileceğim bir program kullanıyorum çekim için. Bunun ötesinde bütün astrofotoğrafçıların neredeyse kullandığı PhD2 adında bir program kullanıyoruz. Bu biraz önce söylemiştim kılavuz sistemi. Kundağımızın takibine destek olmak için kullandığımız kılavuz takip sistemi için kullandığımız bir program. Bunlar çekim esnasında kullandığımız programlar. Tabii çekim esnasında Stellarium'u kullanıyoruz. ASCOM'la bağlayarak Stellarium'u teleskopumuzu istediğimiz yere gönderebiliyoruz. Kimi arkadaşlarımız mesela Sequence Generator Pro adında bir program kullanıyor ki onun bir kısmını kullanıyorum ben de bir özelliğini. Çekim esnasında levha çözmek için kullanıyorum. Tabii seyircilerimiz muhtemelen anlamayacak ama sen anlayacaksın. Yani levha çözmek şu demek, teleskopumuzun nereye baktığını anlamak istiyoruz. Obje gönderiyoruz. Bunu yapmanın farklı yolları var. Yıldız hizalama ile de yapabiliyoruz bunu. Ya da teleskopumuzu obje gönderiyoruz. O tam olarak gitmiyor oraya. Evet. Oranın bir fotoğrafını çekiyoruz. Sonra çektiğimiz fotoğraftan program veri tabanına bakıyor. Baktım gördüğü yıldızlara göre diyor ki hayır burada değilsin. Yani gittiğin objede değilsin. İşte 3 derece sağındasın diyor atıyorum. Sonra siz diyorsunuz ki tamam buradasın ama sen benim objeme git diyorsunuz. Sonra teleskop oraya zıt diye geri gidiyor. Mesela SGP yani Sequence Generator Pro'yu ben bunun için kullanıp sonra çekim için Nikon Backyard'a geçiyorum. Niye? Çünkü onu kullanmak bana daha rahat geliyor.
İşte her yiğidin bir yoğurt yiyiş var. Buraya kadar çekim kısmı. Sonra istiflemek ve bu fotoğrafı işlemek için hem kullanımı kolay hem de ücretsiz olması açısından Deep Sky Stacker kullanılıyor. Ben de kullanıyorum zaman zaman. Hatta çoğu zaman kullanıyorum istiflemek için. Ama bu programla fotoğrafı işlemek gibi bir şansınız yok. Sadece istiflemek için kullanabilirsiniz. Sonrasında işlemek için Photoshop kullananlar var. Photoshop tek başına kullanmak birazcık zor. Photoshop'ta çalışan Astro Tool'lar var. Bunları bir action set olarak satın alıp Photoshop'unuza ekleyebiliyorsunuz. Çok çok iyi kullananlar var. Bana göre zahmetli. Benim kullanmayı sevdiğim ve kullandığım işleme programı PixInsight. Tamamen bu amaç için yapılmış bir program. Tabii ki burada şimdi bunları söylerken derin uzay astrofotoğrafçılığı için programları saymış olduk. Gezegen astrofotoğrafçılığı yapıyorsanız, güneş astrofotoğrafçılığı yapıyorsanız ya da geniş açı Samanyolu yapıyorsanız daha farklı programlar kullanmak gerekiyor. Anladım. Teşekkür ederiz hocam. Rica Bir ederim. başka sorumuz aslında bizim için birazcık da engel oluyor. Gökyüzü severler için en büyük engel ışık kirliliği biliyorsunuz. Evet. Mesela bir astrofotoğrafçılık işine giriştiğimiz zaman nerelere gidebiliriz? Yani bunu İstanbul'dan yapamayız tabii ki de ama mesela Türkiye içerisinde, Türkiye ülkemizi düşününce uygun noktalar nerelerdir? Siz nereleri tercih ediyorsunuz? Yani ekipmanlarımızı da aldıktan sonra evimizde oturup balkonumuzdan ne yazık ki çok güzel kareler çıkartamayacağız. Belki işte büyük ayı takım yıldızının o kepçesini görebiliriz bir miktar. Ya da Evet. aynı fotoğrafını çekebilirsiniz ama mesela güzel bir astro fotoğraf çıkartmamız için Türkiye'de nerelere gidilebilir? Evet, şimdi aslında o da yine yapılan astrofotoğrafçılık dalıyla ilgili. Şimdi mesela eğer güneş sistemi yani ay ve gezegenleri çekiyorsanız evinizin balkonundan, bahçesinden çekebilirsiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Evinizin rahatlığında, konforuyla çekim yapabilirsiniz. En rahat astrofotoğrafçılık dalı bu. Yani ışık kirliliğinin hiçbir neredeyse etkinliği olmayan bir astrofotoğrafçılık dalı. Ama tabii ki seeing açısından biraz uzaklaşırsanız ya da işte bir LED lambanın altında yapmazsanız iyi olur bu Tabii ki. tür astrofotoğrafçılığı. Geniş alan astrofotoğrafçılık için ise yani Samanyolu manzara bunun için çok gezmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü çektiğiniz Samanyolu hep aynı Samanyolu. Önüne ne koyduğunuz önemli geniş açı astrofotoğrafçılıkta. Dolayısıyla ben geniş açı astrofotoğrafçılıkta yapan birisi olarak sürekli orijinal foreground yani ön zeminler bulmak için hep bakıyorum. İşte birinin fotoğrafını görüyorum. Aa burada olabilir mi diye düşünüyorum. Atlıyoruz, gidiyoruz. Tabii bu işte karantina günlerinden dolayı hiçbir yere gidemiyoruz ama normalde gezmek gerekiyor. Derin uzay astrofotoğrafçılığı için de ışık kirliliğinden uzak kesinlikle bir yere gitmeniz gerekiyor. Evinizin bahçesinden de yapabileceğiniz tarzı var. Dar bant dediğimiz. Ama tabii ki orada birazcık daha pahalı ekipmanlar devreye giriyor. Yani ne kadar çok para öderseniz evinizde yapma şansınız artıyor aslında. Ama tabii ki o da dar bant kısmını, yine RGB kısmını yine evinizden yapamazsınız. RGB için yine bir yere gitmeniz lazım. Şimdi ışık kirliliğine gelelim. Işık kirliliği tabii ki hani artık şehirlerimizde yani 30-40 bin nüfuslu ilçelerde bile oldukça ciddi bir problem. Bu aslında çok ışık kullanıldığından değil, ışığın yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor. Oysa ki Ankara, İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde dahi gökyüzünü aydınlatmadan sadece yeryüzünü aydınlatarak daha güzel gökyüzü elde etmek mümkün olabilir. Tabii ki bu sadece bizim açımızdan değil, yani astronomiyle ilgilenenler ya da işte gökyüzüne bakmayı sevenler için değil,
aslında doğa için de çok önemli. Evet. Mesela kimi çiçek türleri var ki her gün belli bir saat boyunca karanlıkta kalması gerekiyor çiçek açmak için. Düşünün. Bir çiçeğin çiçek açmaması demek ölmesi demek. Yani üreyememesi demektir. Dolayısıyla sadece biz kendi açımızdan düşünmüyoruz. Çünkü bir yerde böyle bir tesis yapılacaktı. Güzel bir ışık kirliliği olmayan bir yere. Orada işte biz karşı çıkıyoruz, diyoruz ki olmaz bunu yapmayın vesaire diyoruz. Onlar da diyorlar ki hayır ama siz sadece kendi açınızdan bakıyorsunuz. Biz burayı böyle aydınlatacağız. Mis gibi olacak. İnsanlar akşam da gezebilecek korkmadan. Yani sadece bizim için değil ki orada yaşayan hayvanın dengesini bozuyorsun. Evet. Bitkinin her şeyin dengesini bozuyorsun. Işık kirliliği o yüzden sıkıntılı. Derin uzay astrofotoğrafçılığı açısından dediğim gibi bir skalamız var. Tabii biz aslında bize gönderilmiş Zeki Aslan Hoca'nın gönderdiği bir cihaz var. Onunla da gittiğimiz yerlerde ölçüm de yapıyoruz. Bu ölçüme karşılık gelen Bortle skalası dediğimiz bir skala var. Bir en iyi olmak ve 9 en kötü. Yani mesela Ankara'nın göbeği 9. İstanbul'un göbeği 9 gibi düşünsün izleyicilerimiz. Biz Ankara yakınlarında gittiğimiz bir yer var. Burası Bortle 3, 4 civarı, 3 civarı bir yer. Derin uzay astrofotoğrafçılığı için oldukça iyi bir nokta. Yani 4 ve üstü derin uzay astrofotoğrafçılığı yapılabilir. Geniş açı astrofotoğrafçılıkta tabii ki Samanyolu'nu ışık kirliliğinden ayırabilmek için belli bir miktar ışık kirliliğinden uzaklaşmak gerekiyor. Ama ben mesela o kadar ışık kirliliği düşmanı değilim Samanyolu konusunda. Çünkü o da bazen güzel bir etki verebiliyor fotoğrafa. Bu tamamen sizin sanatsal ifade edişinize ve tarzınıza bağlı aslında Samanyolu'nda. Şeyde konuştuk zaten. Hani güneş sistemi astrofotoğrafçılığı yapıyorsanız da tabii ki şehir dışında olmak, ışık kirliliği olmayan bir yerde olmak daha iyi ama dediğim gibi ışık kirliliği olan yerlerde de yapmak mümkün. Tamamdır. Teşekkür ederiz bunun için. Birkaç tane özel bir soru vardı. Onları sormak istiyorum sizlere. Işık kirliliğini de konuştuk zaten. Az önce bir hanımefendi sormuştu. Bu astrofotoğrafçılıktan nasıl para kazanıyorsunuz? Aslında birazcık da özel bir soru. Mesela insanlar genelde bu tarz şeylere başladıkları zaman genelde ilk başta parayı düşünmüyorlar. Belki hiç düşünmüyorlar. Aslında hobiyle doğan bir şey bu. Merakla doğan bir şey. Bende de biraz öyle olmuştu. Ben de ilk çektiğimde çok güzel demiştim. Hala öyle diyorum. Ama bundan gelir elde etmek isteyenler olabilir. Nasıl gelir elde edebilirler? Bu işten nasıl para kazanılabilir? Şimdi çok zor bir şey bu. Biz bu işten para kazanmaktan ziyade çok para harcadığımız bir hobi aslına bakarsanız. Bunu Evet. hangi astrofotoğrafçı arkadaşa sorarsanız aynı cevabı alırsınız. Yani hele de Türkiye gibi bir ülkede çok haklı olarak insanların öncelikleri çok çok farklı. Yani hobiye para harcamak için öncelikle temel ihtiyaçları karşılamış olmanız lazım. Onun üzerine çıkmanız lazım. Tasarrufta bulunabiliyor olmanız lazım. Hobiye belli bir para harcayabiliyor olmanız lazım. Şu ana kadar astrofotoğrafçıktan kaç para kazandınız derseniz harcadığımın yanında devede kulak kalır. Ama dediğiniz gibi yani bu işe para kazanmak amacıyla başlamadım. Kesinlikle. Ama yani dünyada birkaç kişi var bizim de takip ettiğimiz, gördüğümüz, işlerini beğendiğimiz, geçimini bu işten sağlayan insanlar var. Daha çok yani hani bu günümüzün mesleklerinden bir tanesi affinity marketing ya da etkileşimli marketing dediğimiz etkileşimli satış diyelim. Üzerinden yapılıyor bir takım şeyler. İnsanlar kurslar düzenleyebiliyor.
Online eğitimler düzenleyebiliyor gibi. Şimdi bizim de benim de yani bugüne kadar ya da fotoğraf satmak olabilir ama fotoğraf satmak çok şey değil. Yani bugüne kadar bir 3-5 tane fotoğraf satmışlığım var. Yani orada kazandığınız paradan ziyade sizin fotoğrafınızın bir arkadaşınızın birisinin evinde asılı olma fikri sizi daha çok cezbediyor işin açığı. Ama onun ötesinde bizim Türkiye'de ilk kez profesyonel anlamda iki arkadaşımla Okan Bozat ve Can İnelioğlu ile kurduğumuz Stellar Experiences adında bir oluşum var. Bu oluşumun amacı hem yerli hem de yabancı meraklıya, astrofotoğrafçılığa seven, adı üstünde Stellar Experiences yani yıldızsal deneyimler demek. Yıldızsal deneyimler tattırmak. Bu deneyimlerin içerisinde gözlemler olabilir, astrofotoğrafçılık kursları olabilir, astrofotoğrafçılık ya da astronomi ile ilgili atölyeler, seyahatler, deneyimler olabilir. Aslına bakarsanız biz 16 Mayıs, 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde ilk kursumuzu yapacak idik. Afyon Frig Vadisi'nde gerçekten çok güzel bir nokta bulmuştuk. Ama maalesef bu korona mevzusu girince işin içine kursu ertelemek zorunda kaldık. Ama bu kurs şöyle olacaktı. 15'i Cuma günü insanlar gelecekti. Cumartesi günü sabahtan akşama kadar teorik ders. Akşam fotoğraf çekimi. Ertesi gün, pazar günü ikindi vakitlerine kadar fotoğraf işleme eğitimi ve veda edecektik. Tabii ki biz bu dönemde artık biliyorsunuz herkes online işte mesela bu yaptığımız canlı yayın da öyle. Online şeylere girişti. İş kaybına uğramamak için ya da en azından bir yerden kurtarabilmek için. Biz de hemen bu cumartesi günü sabahtan akşama kadar yapacağımız teorik kısmını eğitimin online'a çevirdik. Sonra yazın ilerleyen zamanlarda olur da inşallah bu korona İnşallah. belasından kurtulursak fotoğraf çekimi ve işleme kısmını yapacağımız bir kurs yapmak üzere online kurs olarak teorik kısmı planladık. Okan ya da Can buradaysa yazarsa stellarexperiences.com/online-kurs adresinden girip kayıtlarını, şartları görebilirler. Kursta ne bilgiler vereceğiz, ne anlatacağız, nasıl kayıt olabilirler, şartları nedir seyircilerimiz görebilir. Okan Bey yazdı galiba. Evet, şimdi. Evet yazdı. Online kurs o kısmı unutmuş Okan. Yani stellarexperiences.com/online-kurs şeklinde. Okan yazabilirse sevinirim. Bu şekilde para kazanmayı planlıyorum. Ha, tabii ki bu da yani buradan kazandığımız parada dediğimiz gibi hani geçim sağlayacak kadar olmayacaktır. Ama bir miktar da olsa olacaktır. Tabii ki bu Stellar Experiences'ın biraz önce söylediğim gibi tek hedef kitlesi tabii ki Türkiye'deki bu işe meraklı insanlar. Aynı zamanda özellikle Avrupa'dan gelecek insanlar da olacaktı. Çünkü biraz önce şık kirliliğinden bahsederken aslında atladım. Seyircilerimiz Google'da Light Pollution Map diye aratacak olurlarsa bir tane ışık kirliliği haritası sitesiyle Evet. karşılaşacaklar. Onu şöyle birazcık uzaklaşıp zoom out yapıp Türkiye'ye ve Avrupa'ya birlikte baksınlar. Avrupa'ya baktıklarında işte birazcık Portekiz, İspanya'nın güneyinde, belki birazcık İsveç'te, Alplerde, Avusturya'da, Alplerde, biraz da kuzeye gittiğinizde işte Baltık ülkelerinde, pardon Nordik ülkelerde işte Finlandiya'da, İsveç'te, Norveç'te ışık kirliliğinin az olduğunu görecekler.
Gerisi tamamen ışık kirliliğiyle kaplı. Bizim aslında çıkış noktamız buydu. Tabii ki Avrupa'da bu işe çok meraklı insanlar var. Ama ışık kirliliğinden dolayı bu işi yapmaları çok da mümkün değil. O yüzden biz bu insanları Türkiye'ye getirebiliriz fikriyle yola çıktık. Bu şekilde devam edecek Stellar Experiences. Tabii ki Aslında güzel bir. bu yaz aslında tabii ki bu korona dolayısıyla zaten turizm sona erdi gibi bir şey oldu bu yaz. Ama önümüzdeki yıl bu proje devam edecek bu şekilde. Aslında güzel bir turizm de olmuş olur. Hem ülkemiz için Evet. hem de gelen insanlar için. Evet. Bir diğer soru hocam. Bu aslında son zamanlarda insanlar da görmeye başlayınca biraz aslında astronomiyi takip eden insanlar biliyordu. Hatta biz uzun zamandır mesela okuduğum bölümde kara kara düşünüyorduk yani nasıl olur, nasıl bozar, ne yapılır diye. Biliyorsunuz ki Elon Musk hep böyle çılgın fikirleriyle artık tanınmaya başladı. İşte Tesla'sı çok güzeldi, SpaceX güzeldi. Şimdi de dedi ki bütün dünyayı internet kavuşturalım. Bunun için de Starlink projesini başlattı. Şimdi tam rakamını hatırlamıyorum ama yanlış bilmiyorsam 50 ya da 60 tane uydusu şu anda fırıl fırıl yörüngede dolanmakta. Hatta geçen günlerde Türkiye'de de görüldü. Farklı ülkelerde de görüldü. İnsanlar hemen görünce fotoğraflarını çektiler. Şimdi böyle peş peşe gezen bir sürü nokta var. Ve biz de Evet. gözlem yapıyoruz. Astrofotoğrafla uğraşıyoruz. Bu proje büyüdüğünde, bu tabii ki de 50-60 uyduyla kalmayacak. Binlerce, hatta yanlış On hatırlamıyorsam binlerce, evet, on 10 binlerce. binlerce uyduyla bu proje gerçekleştirilecek. Böyle bir şey olduğunda astrofotoğrafçılık veya astronomi sizce nasıl etkilenecek? Nasıl sonuçları, olumsuz sonuçları gelecek diyelim. Evet, yani olumsuz sonuçlar olacak tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi siz de ölçümsel astronomi yapıyorsunuz sonuçta. Biz astrofotoğrafçılık yapıyoruz ki bizi daha çok etkileyecek aslında. Ama geçen gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Aklıma şey geldi. Şimdi mesela PixInsight'ta atıyorum Canon Banding Reducing diye bir script var. Dedim ki yakında PixInsight'ta şöyle bir script olursa şaşırmayın. Starlink Reducer script gibi. Aa, evet. Bunlar olacak. Yani baş etmek mümkün tabii ki. Hani fotoğraf çekerken. Yani mesela ben aslında Change.org'da bir imza kampanyası başlatmışlar. Hiçbir etkisi olmayacağını bile bile onu da imzaladım. Hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir tarafta sermaye var ve çok güçlü bir sermaye. Sermaye istediğini yapıyor. Bir tarafta sizin cılız bir sesiniz var. Dolayısıyla ben bir etkisi olmayacağını düşünüyorum. Onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Dediğim gibi bunun için işte program işleme algoritmaları, scriptler vesaire yazılacaktır eminim. Şu anda mesela kullandığımız aslında astrofotoğrafçılık yaparken mesela şu arada çok fazla uçuş olmadığı için sıkıntı değil. Ama normal şartlarda bir gece boyunca çektiğiniz karede tabii ki çektiğiniz objeye de göre uçakların rotasında bulunmasından dolayı belki 5 tane, 10 tane, 15 tane olabilir. Ya da diğer sonuçta tek uydular şey değil, Starlink uyduları değil. Binlerce uydu var şu Evet. an dünyanın etrafında da dolanan yapay uydular. Bunları da biz zaten fotoğraflarımızda görüyoruz. Bunları istiflerken özel bir algoritmayla siliniyor. Aynısı Starlink uydular için de olacaktır. Tabii ki olmasa daha iyi ama bir yandan da dünyaya getireceği şey açısından da önemli. O yüzden hani ben bu noktada birazcık nötrüm yani hani sağlayacağı bir fayda var. Öte yandan işte dezavantajları da var. O yüzden birazcık nötrüm bu konuda. Ama tabii ki etkileyecek bizi. Yani Yani bir o şekilde şüphesiz. fotoğraflarımızdan çıkaracağız. Evet, çıkaracağız. Yani o şart. Göreceksiniz yani. Çok yakında bu işte astrofotoğrafçılık işleme programlarında, sizin kullandığınız programlarda da bunlarla ilgili
işte program parçacıkları vesaire oluşmaya başlayacak yani. Ya da işte dark bias ya da flat alıyormuş gibi artık onun Evet. da bir görüntüsü önceden hazır Evet. bir şekilde olacak konumumuza göre biz de fotoğraftan çıkartacağız ya da görsel Evet. görüntüden çıkartacağız. Büyük ihtimalle öyle olur diye düşünüyorum. O da Ben olabilir. size son sorumu sorayım. Bu soru siz cevaplarken de katılımcılarımızın merak ettiği sorular varsa da onların da son sorularını alalım. Ardından Tamam. yayınımızı bitirelim. Tabii. Gene kaba bir soru. Genelde bir şeyde uzman olan herkese sorulur. Yeni başlayacaklara bir tavsiyeniz var mı? Ne tavsiye edersiniz? Vallahi yeni başlayacaklara şunu tavsiye ederim. Öncelikle astrofotoğrafçılık biraz önce saydım işte şu bilgilere sahip olmanız vesaire vesaire gerekir. Bunlardan da önce bir kişisel özelliğe sahip olmanız gerekiyor. Sabır. Sabırsızsanız hiç başlamayın. İlk tavsiyem bu olur. Çünkü gerçekten paranıza, zamanınıza yazık. Başka hobilerle ilgilenin derim yani. Yani bu hani çok kaba gibi gelebilir kulağa. Ama gerçekten yani bugün en basit astrofotoğrafçılık işte Samanyolu çekeceğim deseniz bir DSLR, bir tripod, bir lens alsanız 5 ila 10 bin TL arasında bir şeye bakıyorsunuz. Bütçeye bakıyorsunuz. Onun ötesinde belli bir takım bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Fotoğrafçılık, astronomi vesaire. Zamanınıza yazık, paranıza yazık olur derim. Ama eğer ben sabırlıyım diyorsanız bana soruyorlar. Hocam nasıl daha iyi fotoğraf çekebilirim? Sorunun içerisinde cevabı saklı. Daha çok fotoğraf çekerek. Bu sadece astrofotoğrafçılık için de değil. Mesela geçenlerde burada sevgili Oğuz Bükteli ağırlamıştım ben kendi yayınımda. Oğuz Bey oldukça uzun süredir fotoğraf çeken bir kişi. Onunla sohbet ediyorduk. İşte seyahat fotoğrafçılığı yaparsınız. Bir yere seyahate gidersiniz. 4000, 5000 kare fotoğraf çekersiniz. İçerisinden 2 ya da 3, 5 kare, 10 kare güzel fotoğraf çıkar. Çünkü bir fotoğraf çekmenin, bir objenin fotoğrafını çekmenin, bir objeye bakmanın sonsuz sayıda ihtimali var. Dolayısıyla çok fotoğraf çekmek, çok okumak. Okumayı sevmiyorsanız, ben mesela çok okuyabilen bir insan değilim. Ben daha böyle görsel ve işitsel bir insanım. O yüzden bir YouTube tutorial'ı izlemem benim için daha iyi bir şey okumaktansa. Ha, tabii ki okumak gerekiyor bazen. Okuyoruz. Ama artık böyle imkanlar söz konusu. YouTube'a girip bu konuda yüzlerce saatlik bilgi bulabilirsiniz. Bunları izlemek, öğrenmek, not etmek, sonra test etmek gerekiyor. Sürekli fotoğraf çekmek, sürekli fotoğraf işlemek gerekiyor. Mesela bugün atıyorum 3 yıl önce çektiğim fotoğrafı tekrar işliyorum, aynı fotoğraf olmuyor. Diyorum ki kendime ya ne kadar berbat işlemişim bu fotoğrafı diyorum. Çünkü değişiyorsunuz, gelişiyorsunuz. Değişmek ve gelişmek kaçınılmaz. Sadece Evet. hobi için de değil, hayatın her yerinde. Sürekli değişmek ve gelişmek gerekiyor. Ben oldum bittim. Ben artık dünyanın en iyi astrofotoğrafçısıyım. Yok öyle bir şey. Bunu kendinize söylediğiniz an bir adım ileriye gidemeyeceğiniz andır. Benim hani naçizane tavsiyelerim bu yönde olur. Benim de yaptığım dediğim gibi yani bu yayına gelmeden önce bile bilmediğim bir şeyi okuyup araştırıp bir abime anlattım. Bu arada ben de bir şeyler öğrenmiş oldum. Diyelim. Tamam, teşekkür ederiz. Bu arada ilk Rica sorumuz ederim. geldi. Aslında cevaplamıştınız ama Aha. ikinci yayına belki yeni gelen katılımcılar olmuştur. Şöyle bir soru gelmiş bir beyefendiden. Hocam Nikon D5300 ile çektiğiniz harika fotoğraflarınız var. Daha pahalısını almaya gerek var mı demiş. Yok. Yok. Yani oradan başlayabilirsiniz. Düşünün yani hani ben başlangıç seviyesinde artık bir astrofotoğrafçı değilim. Orta ve üst seviye diyebiliriz. Ben hala Nikon D5300 kullanıyorum.
Yani Nikon D5300'ün tek dezavantajı şu. Nikon D5300'ün sensörüyle üretilmiş, astrofotoğrafçılık için özel olarak üretilmiş aktif soğutma sistemli kameralar var. Yani birebir aynı sensör kullanıyor. Nikon D5300'ün tek dezavantajı soğutma sisteminin olmaması. Ama biz bunu ne yapıyoruz? İşte dark kalibrasyon kareleri çekerek, post proses yani işleme yeteneklerimizi kullanarak o dezavantajları ortadan kaldırıyoruz. Yani makinenin Bence ekranını gerek yok. programla Yani kapatıyor şu zaten. an D5300'ün belki sıfırını bulmakta zorlanabilirsiniz. Çünkü sanıyorum üretimi durdu artık. Ama D5300, D5600 aynı seriden, aynı sensör, aynı işlemci, yani neredeyse birebir aynı makine tercih edebilirsiniz. Ya da temiz bir ikinci el bulabilirseniz alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Aslında bu kamera belki de İşte böyle 7000 serilerini düşününce işte ya da ne bileyim işte diğer işte 650'leri düşününce Nikon'un üst seviye makinelerini düşününce ya da Canon'daki 5 Ha. 5D Mark serisini düşününce birazcık düşük gibi gelebilir ama aslında orada önemli olan Ha. kimin neyi çektiği biraz da Ha. Yani sizin de tabii söylediğiniz gibi. burada şu da var. Hani eğer ki hani daha çok geniş açı astrofotoğrafçılık yapmak istiyorsa izleyicimiz yani Nikon D5300 crop sensörlü bir makine, full frame bir makineyi düşünebilir. Ama bu makineyle de neredeyse full frame'e yakın İlerledikçe, tekniklerinizi geliştirdikçe full frame'e yakın şeyde kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. Bakalım. Başka sorumuz galiba şimdilik yok. Teşekkür ederim hocam yayınımıza Rica geldiğiniz için. ederim. Rica ederim. Bayağı uzun da bir yayın oldu hatta. Bir saati Ha. geçti, bir saat 15 dakika, bir saat 20 dakika oldu. Bizi kırmayıp geldiğiniz için, bilgilerinizi aktardığınız için teşekkür ederiz. Çünkü bazen alanda uzmanlaşmış kişiler çok fazla kendine öğrendiği şeyleri paylaşmayı sevmiyorlar. Ama bu şekilde bilgilerimizi paylaşmak gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz bunun için sizlere. Rica ederim. Daha Davet fazla fotoğrafınızı ettiğiniz görmek istiyoruz Instagram hesabınızda ya da sosyal medya hesaplarınızda. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Yani bu vesileyle, bu korona vesilesiyle hem kendim hem de sizler gibi yayınlara konuk oldum. Ben kim zaman konuk ettim bu konuda çalışan arkadaşlarımızı. Yani gerçekten burada sorular geliyor, bir iki tane. Hatta Evet, arkadaşım daha geldi. soruyor. Şunu söylemek lazım. Evet, dediğiniz gibi bazı insanlar bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Ama bilgi paylaşarak çoğalan bir şey. Dediğim gibi ben bir gün içerisinde bazen onlarca yaklaşıyor. Elimden geldiğince her tür soruya yanıt vermeye çalışıyorum. Tabii ki bazen yani tırnak içerisinde böyle trollce yaklaşan insanlar da oluyor. Tabii ki onlar bizim şevkimizi kırmıyor. Birazcık artık karşıdan gelen sorudan da anlıyoruz kimin ne niyetle sorduğunu. Gerçekten samimiyetle bir şey öğrenmek için soran, yani Türkiye'nin samimiyetle söylüyorum Hakkari'den Edirne'ye, işte öteki tarafta Kars'tan Muğla'sına kadar, hani şöyle çapraz çizin, her coğrafyasında bir arkadaşımız, bir meraklı arkadaşımız var. Elimizden geldiğince bilgi, ekipman, her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Her zaman sorularını açız. Bunu dediğim gibi bir aşama ileriye de götürdük. Daha profesyonel olarak, hani çünkü yani Instagram'da DM'de yazdığınız şeyle bu iş öğrenilecek bir şey değil aslında bakarsanız. Orada çok temel bir takım şeyleri sorabiliyoruz. Bazı insanlar aslında hani tırnak içerisinde self learner, yani kendi kendine öğrenebilen insanlar. Kim insanlar da değil, birilerinin anlatması gerekiyor. Bu yüzden zaten eğitim kurumları var. İşte biz de bu yüzden zaten bir Stellar Experiences'da bir adım ileriye götürdük. Bahtiyar Can sormuş. Benim çok yakın bir arkadaşımdır kendisi. Kroplu makine kullanmanın ekipman açısından dezavantajları var mı?
Ya kroplu makineni kullanmanın şöyle bir dezavantajı var Bahtiyar. Yani sensör bildiğin gibi daha küçük ve yani biraz önce bahsettik, 3 tane değişken var elimizde. Bir tanesi bunlardan ISO. Özellikle ISO performansı açısından crop makineler sensör küçük olduğu için daha fazla gürültü üretmeye yatkın oluyorlar. Böyle bir dezavantajı var. Ama bunu da yani geniş açı astrofotoğrafçılık için bile istifleme yaparak, yani aynı kareyi birden fazla çekerek, işte 10 tane 15 tane aynı kareyi peş peşe çekerek, sonra bunu özel bir takım programlarda istifleyerek bu gürültüden kurtulmanın yolu var. Şöyle bir dezavantajı daha olabilir. Fotoğrafınızın fiziksel boyutu, yani piksel ya da santimetre cinsinden boyutu crop'lu'da daha küçük olacak, full frame'de daha büyük olacak. Siz işte bu fotoğraflardan baskı yapmak istiyorsanız daha büyük baskılar yapmak için full frame makineyi tercih etmek gerekir. Crop'lu makinede daha küçük baskılar elde edilebilir diyelim. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Rica ederim Biraz daha tekrar. beklemiş olduk soruları cevaplarken de. Başka da sorumuz yok galiba şimdilik. Ama illa ki Tamam. size bir sürü soru gelecektir yayından sonra. Başım üstüne. Teşekkür ederiz hocam. Ben Çok sağ çok teşekkür olun. ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi Siz de akşamlar. ailenizle size sağlıklı, güzel günler olsun. Teşekkürler bir mukabele. Teşekkür ederim hocam. İyi. Sağ olun.